Siz Hüsrev Bey'le nasıl tanıştınız? Çok eski. Hani derler ya, hayatın bir anda değişir diye. Ben çok farklı hedefleri olan biriydim. Ama sonra öyle şeyler oldu ki... Çok enteresandır hevesin hikayesi. Anlatsanıza. Sıkılmazsan anlatayım. Yok canım, niye sıkılayım? Ben burada kolejden mezun oldum. Sonra üniversiteye, Amerika'ya gittim. Çok iyi bir okula kabul edildim. Nasıl mutluyum, nasıl uçuşuyorum. Okuldan sonra Amerika'da kalmak istiyorum. Hayatımı orada devam etmek istiyorum. Mezun olunca öyle güzel bir işe girmek istiyorum. Böyle hayallerim var filan. Derken babam iflas etti. Aa. Düşünebiliyor musun? El bebek, gül bebek büyütülmüşüm. Bir dediğim iki olmuyor. İki tane arabam var. Canım hangisini istiyorsa onunla çıkıyorum. Okulun en popüler kızıyım. Bir giydiğimi bir daha giymiyorum. Babamın iflası gerçekten hayatımı alt üst etti. Burs da alamadığım için mecburen İstanbul'a döndüm. Ve o yaşlarda Doğacığım gerçekten benim için çok büyük bir yıkımdı. Çok üzüldüm. Hayatım alt üst oldu ama altı üstünden daha iyiymiş. Tabii bunu sonradan anladım. Sonra ne oldu? Sonra döndüm. Sudan çıkmış balık gibiyim. Evimiz satıldı. Yeni bir yere kiraya geçtik. Geçinmek için para kazanmam lazım. Ve ben hayatım boyunca o ana kadar hiç çalışmamışım. İngilizcem çok iyi. Ya bir tek onu biliyorum. Dedim bari öğretmenlik yapayım, ders vereyim. Sonra gel zaman, git zaman, bir zaman sonra Giray'ın öğretmeni oldum. Nasıl yani? Şaka herhalde. Yok, şaka değil. Doğru. Ben daha yeni 18'ime girmişim o zaman. Ama çift dikiş gittiğim için sürekli hala lisedeyim. Evde kıyamet kopuyor, babam çıldırdı. Dedi özel ders alacaksın ve... Yani siz bayağı Giray'ı o yaşlardan beri tanıyorsunuz. Tabii canım. Ben eve geldiğimde annesini yeni kaybetmişti ve ailecek bayağı sarsılmış bir durumdaydılar. Heves olmasaydı nasıl toparlardık hiç bilemiyorum. Böyle konuşma lütfen. Ağlatacaksın beni. Neyse, ben öğretmen olarak girdiğim o evde, onların o zorlu süreçlerinde hep yanlarında oldum. Ve zaman içinde üvey anneliğe yükseldim. Ne güzel bir ilişkiniz var. Ya gerçekten gıpta ettim. Genelde böyle üvey anneler pek sevilmez, sinir falan olur hatta ya. Biraz gıcık olur. Doğacığım, biz en başından çok iyi arkadaş olduk. O yüzden bizim aramızda böyle bir şeyin olmasına imkan yoktu. Yemeğiniz bittiyse size odanızı göstereyim mi? Tamam, alır. Ah, harika. Hadi bakalım, çok heyecanlı. Nasıl hazırlanmışsınız? Çok teşekkür ederiz. Doğacığım, geliyorsunuz diye ben havalara uçtum. Bence az bile yaptım. Beğendiniz mi? Beğendik. Çok beğendik. Heves bu konuda bir dünya markasıdır. Ona hazırlık de, misafir de. Aşk olsun. Siz yabancı mısınız? Ev sizin. Bir de banyoya bak bakalım. Beğenecek misin? Olur. Bakayım. Heves Hanım, niye zahmet ettiniz? Bu kadarına hiç gerek yoktu. Doğacığım, neyi kullandığını bilmediğim için hepsinden aldım. Ayrıca bana hanım falan deme. Heves de. Doğa,
sevgilim, hiç merak etme. Annem melek gibi bir insandır. Tamam. Hoş geldiniz çocuklar. Gelin, gelin. Hoş bulduk. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Maşallah. Anne. Hoş geldin oğlum. Geçin hadi, geçin. Çatır. Nasılsın kızım? İyiyim, siz nasılsınız? Hamdolsun. Babanızla konuştunuz herhalde. Konuştuk anneciğim, iznini aldık. Şükürler olsun. Babam imam nikahı için birilerini bulacak. Sonra da hızlıca Yıldırım nikahı yaparız dedi. Haberim var. Gerçi şimdi saat geç oldu ama Mehmet Hoca ile konuşacaktı o. Artık bakalım, olmazsa sabaha kalır hoca nikahınız. Ben konuşurum babanızla. Geç olsun da güç olmasın. Senin için uygun mu doğacığım? Hı hı. Olur. Oğlum, gelin hanımı ablanla ve abinle de tanıştır, değil mi? Hı hı. Tamam anneciğim. Kızımız pek sessiz ama hiç konuşmuyor. Anneciğim heyecanlı biraz. Heyecanlıyım biraz. Heyecanlanma kızım. Biz artık bir aileyiz. Gönül ister de her şey usulüne göre olsun ama ne yapalım? Rabbim böyle buyurmuş. Burası da senin bir evin. Hiç çekinme. Rahat ol, tamam mı? Beni de bir annen bil. Ben de senin bir annen sayılırım. Sen artık hem Fatih'in hanımı hem de bizim evladımızsın. Teşekkür ederim Pembe Hanım. Anne de bana. Yani ister anne de, ister Pembe anne de. Hangisini istersen. Tamam. Tamam Pembe anne. Sağ olun.